Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Modus Guide'ımızda bir sub almaya gidiyoruz. Sub listemizi almaya gideceğiz. Human Labs 2 yerine gidiyoruz. Bakalım oradan bize ne yapmamızı isteyecek. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Kısa bir video olacak. Muhtemelen. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğeni atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Eğer halen abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Yarın da GTA 5'in hikayesinden bölüm gelecek. Bunu da bilgisini vereyim burada. Güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Güzel bir oynanış yapacağız burada. Kısa olmasına olacak ama güzel de bir oynanış yapacağız. Çok kolay olacak hatta. Bir tane daha yapabiliriz hatta. Bir şey daha yapabiliriz. Duruma göre. Bir görev daha yapabiliriz bu bölgemizde. Duruma göre değişir. Ne kadar hızlı yaparsak bir tane daha alma şansımız olabilir. Merhaba kral. Yat aşağı. Burada çıkmadı. Yukarı devam edeceğiz. Nereye koydunuz? Kutular. Burada da çıkmadı. Hemen arkada bir tane var. Onda da çıkmadı. İleride bir tane polis var diye düşünüyorum. Bak hemen şurada bir yerlerde galiba bekliyor. Bu da çıkacak mı? Çıkmadı. Hemen şurada bir tane var. Hemen gelmiş. Hoş geldin ama benim mermim bitmişken gelmen pek de iyi olmadı. Bak buraya. Arkamdan biraz vurdu ama üzgünüm. Göster kafanı. Bu arada Sabbi'yi buldum. O kafayı ben buradan görür ve alırım. Güzel. Basit. Bu görev basit. Ben bir tane şey vardı ya yapamadığımız. Hani feylenmiştik ya. O görevde ne yapmamız gerektiğini öğrendim. Biraz deneme yanılma yöntemleriyle o görevde ne yapılması gerektiğini de öğrendim. Eğer burada karşımıza gelirse, o görev gelirse göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Çözdüm bunu. Ve faydasını dokunacağını da biliyorum sizlere. Eğer yapıyorsanız bu görevleri. Faydasını dokunacağını düşünüyorum. Umarım hemen o gelir de onu yaparız. Çok kolay bir görev. Hatta başka bir bölgeye de gidebiliriz ya. Bakalım. Başka bir bölgeden de alabiliriz. Hep aynı bölgeden almayalım. Diğer bölgeden alırız. Bir bölgemiz daha var. Üç bölgemiz daha var bunun dışında. Oraya da gidebiliriz. Hemen şöyle kendimi atmaya çalıştım ama atamadım. Lan oğlum nereye atlıyorsun? Yani buradan da o motordan düşmek pek mantıklı değil, biliyor musun? Canım benim. Oradan düşmen hiç mantıklı değildi. Her neyse şuraya atla. At kendini buraya. Şuralarda bomboş kesme yollar görüyorum. Oradan ben kendimi bir salacağım. Koymayacağım, gideceğim. Ve ardından diğer göreve gideceğiz. Normalde tek bir görev düşüyor. Normal çok basit oldu. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Bu kadar kısa süreceğini hiç düşünmedim. Bu kadar da kısa bir video paylaşmayacağım zaten. Canlı yayından enstantaneler alsaydım belki olabilirdi. Yani canlı yayın yapsaydım, şu an bir canlı yayında olsaydım bu kısımları paylaşıyor olabilirdim. Canlı yayından şeyler diye, enstantaneler diye ya da derlemeler diye paylaşabilirdim. Ama şu an bir videodayız. YouTube videosundayız. Bu yüzden kısa bir video paylaşmak pek mantıklı değil. Yani en az bir 10 dakika olması lazım videolarımızın izlenmesi için. Yani izlenme süremiz için de bu önemli. Kısa videolar nereye kadar? Kısa video paylaşmayı düşünmüyorum şu anda. Bilginiz olsun. Bir görev daha yapacağım. O bölgede zaten hemen yakınlarda. Bir yerimiz daha var ya, oraya gideceğim. Bu iksir yine gözüken var ya, oraya gideceğim. Oradan görev alacağım. Ya da buradan da alabiliriz. Bir bakalım bir şurada kaç olmuş ona bakacağım. Fullendi mi? Hayır. Bizimkiler çalışıyor. They got it. We're all good. LJT logging out. Eyvallah kral. Ben bir bakacağım. Kaptan bir izin ver. Ben bir şuraya bakacağım. Alabiliyorum galiba. Bir tane daha alabiliyorum. Burayı fullleyelim hatta. Son bir tane. Ya ver abicim, ver. Belki istediğim o şeyi verebilirsin diye düşünüyorum. Versen bir. Nereye gönderdin? Alt street vermedi. O görev vermiyor. Yani istediğin görevi vermiyor sana. 3 minik bir mesafemiz var. Hemen
O yolu biz izleriz. Motorumuz gerçekten canavar. Ciddi anlamda yani güzel manalarda söylüyorum, canavar. Yiyor yani ya, uçuyor abicim. Motor cidden uçuyor, bak göreceksin. İzlersen, dikkatli izlersen göreceksin, motor çok iyi. Yani şu an kadar şatura ile kıyaslayınca şaturadan daha güzel. Yani parasının hakkını veriyor motor. Şaturayı biliyorsunuz, bu şey var ya, Deadline. Ondan da onda oynamıştık ya, öyle bir modu vardı. O motordan bahsediyorum, o modun içerisinde yer alan motordan bahsediyorum. Ondan daha güzel ve daha hızlı. Yani hakkını 2 milyon muydu? Galiba öyle bir şeydi fiyatı. Hakkını veriyor. Gerçekten hakkını veriyor. Almanızı tavsiye ederim, eğer 2 milyonunuz varsa alın. Haze'de para kazın. Haze'de o parayı birkaç soygunla beraber toplayabiliyorsunuz. Pasif standart soygunuyla beraber toplayabiliyorsunuz. Yani günde birkaç kere oynasanız bekleme şeyi var mıydı? Tam hatırlamıyorum ama herhalde yoktu. Arkadaşlarınız varsa onlar açar, siz açarsınız. Bu şekilde 4 saatte, hatta daha kısa sürelerde bile bitirebiliyorsunuz bu şeyi, soygunu. 1 milyon, hatta 2 milyon bile toplama şansınız olabiliyor. Yani bunu bizzat denedim, biliyorum. Bekleme süresi vardı galiba. O bekleme süresinde bir arkadaşın açar, sen gidersin ona. Yardım edersin. Yardım ederken de payını alırsın, ne kadar veriyorsa artık. Belki samimi bir arkadaşındır, %5 de sana verir. Bu şekilde de kazanabilirsin. Lan gene kolay bir görev olacak gibi gözüküyor. Oha. Oğlum ne oldu lan? Oğlum bak. Yok artık, ne oldu? Oğlum bir dakika, ben daha motordan inseydim, silahımı seçseydim, öyle bir action'a başlasaydık ya. Böyle olmadı bak. Baksana benim silahım daha ayarlı bile değil. Ha şimdi ayarladım. Olayımız şimdi başlayabilir. Beni hazırlıksız yakaladın oğlum. Beni hazırlıksız yakaladın, bunu beklemiyordum. Yani bir çatışma olacağı belliydi. Az çok görebiliyorum buradan. Çıkar o kafayı. Yat ya sen. Yattın yerde işin biter. Ben saldırırken birkaç kez daha düşünmenizi tavsiye edebilirim. Ama artık Azrail'iniz son gördüğünüz insan olacağım için ona pek de gerek var mı? O mümüsünü oradan çekilir misin canım benim? O bize lazım gibi gözüküyor. O mümüsü alacağız sanki. Eyvallah, var mı başka biri? Yok. Güzel, temiz. Motorlar güzel. Motorlara zarar vermek istemezdim ama yolumu açmak için mecbur ittireceğim. Motorlar benim hassas noktam be. Onlar çarparken bile içim gidiyor ya. İzittiğim içim gidiyor. İçmedik bir yol. Bununla beraber oradaki şeyi de fullemiş olacağız tekrardan. Ve bizim elemanlarımız da çalışmaya devam edecek. Bunları açacaklar. İşte icabına bakacaklar. O görevlerini hep tam olarak bilmiyorum ama icabına bakacaklar orada. Bu kargoyu oraya bırakacağız. Mümkünse oraya bırakacağız ve arkasında bir koli var. Kolinin içinde de malzemeler var. O malzemelerden çıkaracakları şeylerle analiz mi yapacaklar, yoksa ayrıştırma mı yapacaklar? Bir şeyler yapacaklar. İşlerine yarayan bir şeyler bulacaklar. Bize de bu satış olarak geri dönecek. Satış yapabileceğiz. Bunları geleceğiz bir satış noktasına bırakacağız. Bize de para gelecek bu şekilde. Ama 100 binden aşağı bir satış yapmayı planlamıyorum. Yani bayağı doğabildiği kadar doğsun istiyorum. Onları kendim de oynuyorum bu arada. Bu görevleri kendim de oynuyorum. En azından görevler hakkında bilgim olsun ki sizlere daha faydalı bilgiler verebileyim diye. Kendim de oynuyorum ve daha hızlı doğarsa araya bir tane de satış sıkıştırabilir miyiz diye zorluyorum kendimi. Bu açıdan bir deniyorum. Oğlum bana bir çarpma. Çarparsan kendini öleceksin yani, biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsunuz? Sakin. Sık sık. Oradan geçiş yok kral. Yapmaya çalıştığın şeyi anlıyorum. Ne yapıyorsun lan manyak? Yapay zekaya bak hele. Üstüme çıktı, daha o iyi yani. Vurmuş. Yani şu an beni sivrisinek ısırıyormuş etkisi bırakıyorsun, biliyor musun? Gerçekten gel. Vay salak, düşeceğim motordan. Biraz daha sert çarpsaydın düşüyordum, biliyor musun? Düşmedi, vay. Güzel, refleksini ye. Salak! Vay salak, düştüm motordan. Ben dedim, daha sert çarparsan gidersin yani, intihar gibi bir şey. Bu salaklar için, ne oldu lan, öldün mü? Vay salak, motordan düştü. Bunlar gerçekten salak.
Yani yapay zekada bayağı bir salaklıklar gözlemliyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Amacınız beni öldürmek, kendinizi değil. Yani bunu ofise işte o zımbırtıyı götürmemi engellemeniz gerekiyor. O fabrika desek daha doğru aynen. Fabrikamı götürmemi engellemeniz gerekiyor. Kendinizi öldürmeniz gerekmiyor aslında. Ama siz gidiyorsunuz olayı yanlış anlıyorsunuz. Olayınız beni durdurmak. O birinci iyi bir yöntemle. Beni öldürmeye çalışmanız lazım. Yani böyle sivrisinek ısırığı gibi. O da silahınızı ateşleyerek beni öldüremezsin. Yani bu araca da o kadar fazla hasar veremezsin. Eninde sonunda bu şekilde öteki tarafı boylarsın. Bana bir zarar verebildin mi? Yok. Ben gidiyor muyum? Evet. Ne yapabildin acaba? Hiçbir şey. Bu yapay zeka gerçekten komik. Ve dün bu yapay zekalarla bayağı eğlendim görevleri yaparken. Geldiler yine aynı şekilde, daha komik bir şekilde bana çarptı eleman ve kendini öldürdü. Gerçekten bu sefer öldü. Şu an yaşıyorlar ama bana engel olamayacaklar. Önündeki maymunuza geçebilirsem harika. Gelsem bile ne fayda, ben geldim görev yerine bile. Fabrikaya geldim millet, ben geldim oraya çarpmazsam ya. Bu kayayı kim koyuyor buraya? Neyse, arada bir işe yarayabiliyor bu kayada. Buraya kim koydu bu kayayı bilmiyorum. Koyarken Ankara neredeydi? Ne düşünüyordu? Bilmiyoruz açıkçası bu kayayı buraya koyarken. Çarpalım bize bir yardım dokunsun diye mi? Yoksa daha fazla hasar alalım diye mi koydu bilmiyorum. Sizlerle beraber buradaki görevleri yaptık. Sapristlerimizi getirdik. 2 tane getirdik. 11 dakikalık, 12 dakikalık bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden ve sizlere faydalı bir video olmuştur. Ne yapmanız gerektiğini tam olarak göstermeye çalıştım. Biraz da muhabbet etmeye çalıştım. Bu yapay zekalar hakkında biraz dalga geçtik. Onlarla eğlendik birazcık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.